Düz hattın tenliğine ait bir mesele halledeceğim. Böyle bir mesele verilip ki M noktasından geçen M noktasının koordinatları menfi 1, 5 noktasından geçen düz kat ile X çıkılsın Y üstü yer 3 beraber 0 düz katli arasındaki bucağın tangens 5'te 3 olarsa düz katlin tenliğini yazın. Ben şeklini çekeyim bunun kısaca olarak biraz aydın olması için. Ferz ile ki bir düz kat tenliği x çıkılsın y üstte yer 3 olan kattin grafiği bu y beraber x değer 3 düz katlidir. Yani y beraber x katlinin grafiğinin 3 vahit yukarı sürüştürülmüş. Bu olsun 3 noktası. Bu diye ki hemen kattin grafiği y beraber x değer 3 düz katlinin. Ve bir de M noktası verilip menfi 1, 5 koordinatlarıyla de ki bu da olsun M'in nokta menfi 1, 5 noktası. M noktası. Bu noktadan geçen ve bu düz kat ile arasındaki bucağın tangensi 5'te 3'e beraber. Farz edelim ki M'in katli çekmişi diye M, kat, M noktasından geçen kat. Ve bu düz kat ile aralarındaki bucağın tangensi bu olsun diye bir alfa bucağı. Onun tangens alfa beraber 5'te 3'e. Bu düz kattinin de tenliğini yazmakta bizden talep olunur. Bu düz kattinin tenliğini yazmak için birinci nöbede ya da salak ki verilmiş anası bir de M noktasından x0 ve y0 koordinatlarıyla olan x0 ve y0 koordinatlarıyla olan noktadan geçen ve verilmiş bucak emsalı değil hangisi bir k'ya beraber olan düz kattin tenliği y çıkılsın y0 beraber de k vurulsun x çıkılsın x0 bu tenliğiyle yazılıp tapılır. X0 y0 bize verilip ama bucak emsalı verilmiyor. Ona göre de helalik birinci nöbede şart olarak bu hemen aktardığımız hattın tenliğini yazabiliriz. Y çıkılsın. M noktasının koordinatlarını koyalım yerine. Y çıkılsın. Y0 5'e beraberdi. Beraber olar K vurulsun. X çık. Menfi 1 olar. X değer 1. Helalik bu şekildedir. İndi ama K'da K'nın ise K bize malum değil. Bakalım ikinci tenliği verilen düz katte. Bu düz kattin ise bucak emsalı verilip buradan bu tenliği eğer y beraberdi x değer 3 şeklinde yazsak yani y sağ tarafı geçirsek y beraber x değer 3 onda bu tenliğden k1 bu kattin bucak emsalı k1'ini işaretleyip k1 beraber olan müsbet 1'e. Şimdi ya da çalışsak ki iki düz katlı arasındaki bucağı tapmak için tangens diye yani bucağı dedik alfa işaretledik. Tangens alfa beraberdi. K2 çık. K1 bölünsün. 1 üstte yer K1 vur. K2 düsturundan tapabiliriz. Bu düsturdan istifade edelim. Bizim aktardığımız hattın bucak emsalı diye ki bunu işaretle koy olsun bu K2'miz demeli bu hat budur. Buradan k beraberdi. Y çıkılsın 5 bölünsün x değer 1'e beraberdi. Ve bir taraftan da tangens alfanın 5'te 3'e beraber olduğunu biliriz. Onu bunu da koyalım burada tangens alfanın yerine. Onda böyle bir beraberlik alarak sol tarafta 5'te 3 beraberdi. Sağ tarafta k2 yani bu oldu k2 y çık 5 bölünsün x değer 1 çıkılsın k1. K1 ise 1'e beraberdi. Bölünsün 1 üstte yer k1 vur k2. Yani k1 1'di 1 vurulsun. Y çık 5 bölünsün x değer 1. Şimdi bu beraberlikten sadeleştireyim. Bu eğer sureti de mehreci de ortak mehreci getirseyiz, sureti kesire toplasa alınar x değer 1'de y çık 5 çık x çık 1.
Məxrəcdə isə x üstə yer 1-də, x üstə yer 1 üstə yer, y üstə yer, y çıx 5. Buradan x üstə yer 1-də ixtisar gedir, qalır y çıx x çıx 6. Bölünsün, məxrəcdə isə y üstə yer x çıx 4. İndi tənasib qaydasına görə, onda sol tərəfi kəsir, bərabərliyimizin 5'li 3'e bərabərdir. Sağ tərəf isə bu kəsirə. Onda tənasib qaydasına görə 3 vurulsun. Bu kəsirin məxrəci 3, y üstü yer 3, x çıx 12 bərabər olar. 5 vurulsun, 5 y çıxılsın 5, x çıx 30. Buradan bütün əzləri keçirdik sol tərəfə və yaxud da sağ da sol tərəfə keçirdik. X burada müsbət olsun. 3x, 5x-ni sol tərəfə keçirdikdə nə olar? 8x üstə yəl 3y-dir. Bu 5y-ni bu tərəfə keçirdikdə nə olar? Çıxılsın 2y. Burada olar mənfi 2y. Çıx 2y. Və mənfi 12 bu 30-u da bu tərəfə keçirdikdə nə olar? Müsbət 30. 30 çıx 12 olar 18. Bərabərdir 0. Hər tərəfi də 2-yə bölsək, alınar 4x çıx y üstə yəl 9 bərabərdir 0. Alınır həmin düz xəttin tənliyi. Deməli cavab 4x çıxılsın y üstə yəl 9 bərabərdir 0.